Arkadaşlar eskitme yapacağız sehpamıza. Wax eskitme yapacağız. Şöyle elimizde bir chalked wax var. Espresso rengi. Şöyle göstereyim, numarası da var. İçi şöyle krem gibidir. Fırçamız şöyle bir fırça. Eskitme fırçası. Böyle nalbur tarzı yerlerde satılıyor bunlar. Bunu nemlendiriyorum biraz fırçamı suyla. Evet, şöyle bakın, görüyorsunuz. Kremimden alıyorum fırçama. Şuraya rölyef yapmıştık. Pasta rölyefle, stencil'la pasta rölyef atmıştık. Sonra tekrar aynı alt zeminiyle aynı renge boyadık. Burası rölyefli, buralar normal MDF. O yüzden direkt bakın araya girerek, tamam mı arkadaşlar, şu şekilde. Evet, şöyle iyice girin. Yani o beyazlığı bırakmayın zeminde, olur mu arkadaşlar? Böyle masif görüntüsü oluşsun. Fırçamızı nemlendirmeyi unutmayın. Eskitme, evet, aynı. Masif görüntüsü, eskitme. Mobilya görüntüsü, artık ne derseniz. Bakın şu araya iyice girdim. Bakın şuralara da giriyorum. Şöyle birazcık nemlendirelim. Olmazsa wax'ımızı nemlendirelim. Çünkü suyu hemen emiyor. Bakın isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Yani koyuluk, ben koyu istiyorum hocam diyorsanız, bakın şu şekilde bile kalabilir. Tamam mı? İsterseniz de ben biraz açık seviyorum diyorsanız açacaksınız o zaman. Onu da penye bezle düzgünce çekerek açacağız. Tamam mı arkadaşlar? Mesela böyle kurutup işte bu şekilde kuruttuktan sonra iyice zımpara da çekebilirsiniz. O da güzel oluyor. Yani her türlü wax'ı kullanabiliyorsunuz. Bunun herhalde ağız kısmında bir tıkanıklık var. Dik mi tutmak gerekiyor? Şöyle. Evet, tamamdır. Evet, şimdi bakın arkadaşlar. Buraya da aynı şekilde wax'tan atıyorum. Şöyle görünen yerler vardı ya, hani kenarda şey görünen. Mesela hemen oraları gördünüz mü? Hemen dağıtıyorum. Fırçanızı nemlendirirseniz dağılır hemen orası, bakın. Görüyor musunuz? O zaman düzgünce çekilebiliyor kenarlar. Güzel fırçayı direkt silah. Yok, çok sulamaya da gerek yok. Biraz nemlendirmek yeterli. Kapağını açalım, daha rahat yapalım. Hep aynı yönde sürmek önemli. Aynen, aynen. Yani mesela hep bu tarafa doğru gidiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Hiç böyle yapmıyorum. Hani yedirirken yapabiliyorsunuz ama tekrar düzeltmek gerekiyor. Evet. Şu anda güzel duruyor. Şurada biraz daha girelim şuraya. Çok beyazlık kalmasın.
sanki mobilyaymış gibi oldu değil mi? Evet. Şirin oldu önce. Şimdi değişecek. İstersek kendi bezi açacağız, istersek zımparayla açacağız. Ne ile istiyorsak onunla açabiliriz. İki türlü de göstereceğim. Hangisi hoşunuza giderse onunla açacağım. Bir ben zımpara alabilir miyim? Arkadaşlar. Hocam bunu böyle de çok güzel duruyor. Yani böyle çok de değişik, güzel duruyor. Evet bence. Bak böyle sevenler de var. Yani koyu istiyorum diyenler de var. Yani böyle isteyen de var. Şey de var. Silerek de isteyen de var. Mesela ben şimdi zımparayı göstereyim size. Şuranın koyu kalmasını istiyorum, tamam mı? Şurası koyu kalsın. Ki burası çıksın meydana. Bu zımpara biraz sert, evet, arkadaşlar. Sert, daha böyle süngerimsi arkasını. Bir şey istiyorum. Evet. Sünger varsa çok iyi olur. O da değil. Yok, o da değil. Sünger zımparanız yok mu arkadaşlar? Biraz daha